İyi günler sayın seyirciler. Gündem artıyla başlıyoruz yayınımıza. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Güneydoğu STK'larla, STK temsilcileriyle bir araya geldi. Yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünü canlı yayınımıza, ekranlarınıza getirdik. Sayın seyirciler, bir önceki bültenimizde de konuşmuştuk. AK Parti, Bülent Arıncı'nın açıklamalarını tartışıyor. Biz de bir değerlendirme alacağız konuyla ilgili. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde yapılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen 34. Abant platformu toplantısında neler konuşuldu, nasıl bir sonuç çıktı? Demokrasinin Türkiye sorunu masaya yatırılmıştı toplantıda. Bununla ilgili de bir değerlendirme alacağız. Zaman Gazetesi yazarı Sayın Mümtaz Ertürk'üne stüdyo konuğumuz, hoş geldiniz. Öncelikle Bülent Arıncı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Bülent Arınç'a yanıt geldi. Sorular üzerine dürüst davranmıyor ifadesini kullandı ve OZAT ifadesi özellikle dikkat çekti. Siz Bülent Arınç'ın o çıkışını nasıl değerlendirdiniz, nasıl karşıladınız? Şimdi tabii Bülent Arınç'ı kendisini bağımsız bir parametre olarak düşünmek lazım. Çünkü ağzından bir şey çıktığı zaman her şeyi değiştiriyor, her şeyi etkiliyor. Yani bu bağımsız parametre şeydir. Girdiği zaman işin rengini, içeriğini, şeklini, her şeyini değiştirir. O yüzden önemsemek lazım. Yani üzerinde çok ciddiyetle durmak lazım. Dikkat ederseniz gelen cevapların, karşılıklarının hepsi kişisel. Yani Bülent Arınç'ın kişiliğine yönelik şeyler ama aslında Bülent Arınç, Taha Akyol'la programında çok somut şeyler söyledi. Bu somut şeylerin içeriğine girilmiyor. 4-5 maddede özetlemek lazım söylediklerini. Bir tanesi Dolmabahçe mutabakatı mesela. Evet. Hiç kimse cevap vermiyor ona. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onunla ilgili açıklaması var. Belki birazdan konuşuruz. Ondan sonra Dolmabahçe mutabakatı bir. Ondan sonra basın üzerindeki baskılar konusunda işte MİT tırları davasının da Can Dündar'ın içeride olmasının da herhangi bir gerekçesi, delili olmadığını söylüyor. Doğrudan doğruya onun üzerinden Türkiye'de hakimlik teminatının işlemediğini, hakimlerin baskı altında, tehdit altında olduğunu söylüyor. Paralel yapı avı, hayaleti üzerinden yapılan operasyonların herhangi bir delile, hukuki gerekçeye dayanmadığını söylüyor. Yani dikkat ederseniz bunların her biri ayrı ayrı Türkiye'nin iktidara yönelttiği, tek kişi yönetimine, otokrasiye karşı yönelttiği eleştirilerin özeti. Yani bu 4 madde, 5 madde üzerinde Türkiye'de hemen herkesin mutabık olduğu şeyler. Galiba bunların içinde aktüel olarak en önemli olanı da Dolmabahçe mutabakatı meselesi. Çünkü bugün Güneydoğu'da yaşanan büyük dram, trajedi, gelen şehit cenazeleri, olup bitenler, devletin inisiyatif kaybı, oradaki çözümsüzlük, oradaki sıkıntılar Dolmabahçe mutabakatının mutabakatı hikayesinin eseri. Orada o hikaye çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi ne diyor, ne dedi? 28 Şubat tarihinde dediler ki işte Dolmabahçe'de taraflar bir araya geldi, bir mutabakat sağladı. Bu açıklaması yapıldı. 3 hafta sonra 21 Mart'ta Erdoğan çıktı. Dedi ki ben bu mutabakatı tanımıyorum dedi. Evet. Şimdi araya giren şeyler, yani bu işin hikayesi, bu işin arka planı, perde gerisinde olup biten şeyler, özellikle Erdoğan merkezli bu çözüm süreci, Kürt sorunu konusunda geliştirilen inisiyatifin içerdiği sıkıntıları anlatıyor bize. Hı hı. Yani bu mesele çok fazla siyasi istismar konusu yapılmış, çok fazla sömürülmüş ve Dolmabahçe mutabakatı da biraz gelmekte olan seçimlerin AK Parti açısından avantajlı hale getirilmesi için yapılmış. Hı hı. Kastedilen orada o. Bir oy hesabı var, bir siyasi çıkar hesabı var. Hemen akabinde HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız deyince bu sefer mutabakat çöküyor. Çökmesinin sebebi onun dışında herhangi bir şey yok. Yani AK Partililerin, iktidarın biçtiği rolü oynamayı reddediyor HDP. Hı hı. Bunun üzerine mutabakat çöküyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, yani evet, diğer tepkilere baktığımız zaman mesela Twitter'da iktidar derken saraya yakın gazetecilerin attığı tweetlere
baktığımız zaman evet Bülent Arınç'ın kişiliğine yönelik bazı ifadeler, bazıları hakaret içeren ifadeler. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte o zat ifadesini kullanması ve Dolmabahçe mutabakatından benim haberimin olduğunun, bunun benim müsaademle yapıldığının iddia edilmesi kesinlikle dürüst bir hareket değildir. Zaten mutabakat olarak nitelendirmiyor Cumhurbaşkanı. Onun mutabakat gibi yansıtılmaya çalışıldığından söz ediyor. Bu yanıtı vermiş olması, o zat ifadesini kullanması ne anlama geliyor? Nasıl karşıladınız? Şimdi Dolmabahçe mutabakatının bütün talimatlarının Erdoğan tarafından verildiğini, bu mutabakatın masada oturma düzeninin bile onun iradesiyle, onun kararıyla belirlendiğini herkes biliyor. Yani bazı şeyler vardır, herkes bilir. Herkesin bildiği gerçektir ama yine de resmi olarak reddedilir. Bu böyle bir şey. Bir kere şu soruyu sorması lazım herkesin. Neden 3 hafta bekledi Dolmabahçe mutabakatını reddetmek için Cumhurbaşkanı? Bu sorunun cevabı yok. 3 hafta beklemesini ancak politikaya ilgisizliğiyle, Türkiye'nin sorunlarına uzaklığıyla açıklamak lazım. Öyle bir Cumhurbaşkanı, öyle bir Erdoğan portresini kimse çizemez. Ama şu önemli. AK Parti'nin önemli sözcüleri, önemli isimleri, AK Parti'nin kendi iç dengeleri içinde önemli yer işgal eden isimlerden hiçbiri Bülent Arınç'ın bu sözlerine tepki göstermedi. Daha çok sarayın sözcülüğünü yapan, sarayın düşüncelerini, duygularını, talimatlarını yerine getiren, oradaki duyguyu, düşünceyi yansıtan basındaki kalemşörler hakaret kampanyası başlattılar Bülent Arınç'la ilgili ve sonra o da kesildi, büyük ölçüde o da kesildi. Ama şu önemli, Türkiye'de hakimler tehdit ediliyor mu? Hayır, edilmiyor diyen yok. Paralel yapı hikayesi bir cadı avına dönüştü, bir hayalet avcılığına dönüştü. İnsanlar suçsuz yere cezaevinde tutuluyor, iddiasına karşı hayır tutulmuyor diyen yok. MİT tırları meselesi delilsiz, Can Dündar'ın içeride bulunması delilsiz diyenlere cevap yok. İşte Dolmabahçe mutabakatı galiba Tayyip Bey'in de çok yumuşak karnı. Ona cevap verme ihtiyacı hissediyor çünkü orada çok ciddi bir sorun var. Çünkü bugün yaşadığımız sorunların da kaynağı orası. Ama ona da cevap veren yok. Şimdi bu kadar kişiselleşmiş şahsiyat der eskiler, polemik tarzı, hakaret tarzı, küfür tarzı şeylerle Bülent Arınç'ın karşılık bulması da aslında meselenin ne kadar ciddi olduğunu, yani Bülent Arınç'ın çıkışının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ben AK Parti'nin AK Parti'yi temsil eden isimlerdeki o sessizliğin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yok çünkü tepki yok. Ama en önemlisi işte Hüseyin Çelik mesela hemen akabinden belki Bülent Arınç'ın söylediklerinden çok daha ağır bir şey söyledi. Yangından başkanlık sistemi çıkartıyor dedi. Hı-hı. Çok ağır bir laf bu. Hı-hı. Yani kriz yaratıyorsunuz, ülkeyi bunalıma itiyorsunuz ve ondan kendiniz için iktidar çıkartıyorsunuz gibi çok ağır bir söz söylemiş oluyor. Hı hı. Hüseyin Çelik, Suat Kılıç, Sadullah Ergin o açıklamaya destek verdi diye algılandı. Retweet etmiş olması Hüseyin Çelik'le Sadullah Ergin'in özellikle retweet etmiş olması. Siz aynı zamanda şu anda AK Parti içerisinde önemli isimlerin bu konuyla ilgili sessizliğinin de bir tırnak içerisinde o hani hep kullanılan kelimeyle manidar olduğunu ifade ediyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Bülent Arınç neden mesela bu zamanlamayla çıktı ve bu açıklamaları yaptı? Başkanlık tartışmalarıyla mı alakası var bunun? Yani sanıyorum ben büyük ölçüde bu çıkışın altında yatan temel sebebin Güneydoğu'da yaşanan çok ciddi sorunların, sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Güneydoğu'daki mesele hakikaten çok ciddi bir mesele. Yani dün akşam Yüksekova'da PKK'lılar 3 Tugay'ın bir tümenin bulunduğu şehir merkezinde işte bir rivayete göre 50, bir rivayete göre 250 tane militan gösteri yapıyor. İşte Nisan ayı geldiği zaman, Mart-Nisan ayı geldiği zaman PKK'nın kent savaşları yükselecek. Kent savaşları iyice içinden çıkılmaz hale gelecek. Hendek savaşları. Havalar ısındığı zaman rakımı yüksek olan yerlerde de bu işlerin başlayacağı belli. Yani Türkiye çok ciddi bir şekilde bir krize doğru gidiyor bu kent savaşları ile.
Sanıyorum bu konuda ön almak yani ve burada görünen bir şey var. Başkanlık sistemini Türkiye'de çıkartmak için PKK'nın şiddetinin tırmanması lazım. Yani ancak krizden çıkartabilirsiniz. Hüseyin Çelik'in dediği gibi yangından çıkartabilirsiniz. Bu şiddet yükselecek, şehit cenazeleri artacak, oradaki halk huzursuz olacak, Türkiye'deki herkes huzursuz olacak. Biri gelsin, olağanüstü yetkilerle bu işi çözsün diyecek ve oradan başkanlık sistemi çıkacak. Sanıyorum gördükleri böyle bir tehlike, böyle bir istikameti doğru ilerleyen bir sorunu çözmek üzere, önlemek üzere, öngörmek ve ön almak üzere Bülent Arınç bu çıkışı yapmış olmalı. Ben merkezde Güneydoğu'daki mevcut gelişmelerin olduğunu düşünüyorum. Peki Abdullah Gül'le bir alakası var mı Sayın Bülent Arınç'ın açıklamalarının? Yani birlikte mi hareket ediyorlar? Dahası belki hani iddia edilen bir ayrışma var Cumhurbaşkanı ile Başbakan Davutoğlu arasında. Ayrışma noktasında hani bu açıklamanın nedenlerini aramak lazım mı? Siz öyle bir ayrışma olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii o da bir soru işareti olarak. Yönelteyim size. Şimdi bu bir ayrışmadan ziyade gücün iktidarın tek kişinin elinde toplanması diye bir süreç var. Bu özellikle 2012 yılından itibaren çok görünür bir şekilde gerçekleşti. Ve Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte bu sefer fiili başkanlık yetkilerini kullanmasıyla partinin kurumsal yapısı, hükümet, bakanlıklar, başbakan bunların hepsi devre dışı kaldı. Yani iktidarın kişiselleşmesi, bir tek adam yönetiminin kurulması doğal olarak partide ağırlığı olan, partide sözü geçen, partinin kurumsal yapısı üzerinde katkısı ağırlığı olan isimleri devre dışı bıraktı. Bu sorunu yaşayan sadece Bülent Arınç değil, yani Başbakan Davutoğlu, AK Parti'nin Genel Başkanı Başbakan Davutoğlu dahil olmak üzere herkes yaşıyor bu sorunu. Başbakan Suudi Arabistan'a gidiyor, güvenlik bürokrasisini yanında götürüyor ve yerine vekil bırakmıyor. Mesela bu doğrudan doğruya saraya karşı, Cumhurbaşkanlığına karşı bir tavır olarak yorumlanmalı. Tavır mı yoksa zaten hani yetki Cumhurbaşkanı'nda hani son sözü hep o söyler mealinde bir onaylayıcı bir şey mi, tavır mı? Şimdi yetki yani Cumhurbaşkanı'nda... Yetki Cumhurbaşkanı'nda değil, hayır. Yetki Cumhurbaşkanı'nda değil, hala Başbakan'ın imzalaması gereken MGK kararlarını, işte bizim hükümet sistemimiz, devlet sistemimiz hala Başbakan'ın etrafında işliyor. Başbakan imzalamadan bir şey olmaz. Başbakan söylemeden bir şey olmaz. Yani şekli olarak, hukuki olarak, anayasal olarak yetkili olan hala Başbakan. Cumhurbaşkanı'nın hiçbir yetkisi yok. Anayasaya göre hiçbir yetkisi yok. Sorumsuz zaten. Sorumsuz olana yetki de veremezsiniz. Yani herhangi bir şeyden sorumlu tutamayacağınız birine yetki de veremezsiniz. Cumhurbaşkanının kullandığı yetkilerin tamamı fiili yetkiler. Durumdan vazife çıkartarak, kendi şahsi ağırlığını, kendi karizmasını yerleştirerek çıkardığı, kullandığı yetkiler. İşte parti üzerinde ağırlığı var, hükümet üzerinde tayin ettiği bakanlarla ağırlığı var, milletvekilleri üzerinde. Milletvekili listeleri belirlenirken kullandığı müdahalelerle, yaptığı müdahalelerle ağırlığı var. Şimdi bunların sonucu var. O yüzden başbakan yetkisini kullanamıyor, Cumhurbaşkanı kullanıyor. Fakat Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yetkilerin tamamının sorumlusu da başbakan. Böyle bir sorun var. Ve bunun Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında kaçınılmaz bir şekilde gerilim oluşturması, çatışma oluşturması sanıyorum çok bariz bir şekilde görülüyor. Ve Bülent Arınç'ın çıkışı, Başbakan'ı özellikle sarayla girdiği bu çatışmada, bu güç, iktidar paylaşımı, yetki tecavüzü sorunlarında, çatışmalarında rahatlatan bir şey olmalı. Yani hakikaten Bülent Arınç'ın yaptığı şeyi hani böyle elinizde jileti alırsınız, doğrarsınız. Cumhurbaşkanının karizmasını... Karizmasını çizmek olarak nitelendirmişsiniz. Evet, yani tam anlamıyla böyle bir şey. Çok ustaca ve çok etkili. Vurulacak yerleri de çok iyi biliyor. Dikkat ederseniz siyaset... Ama beklemek lazım mı acaba birazcık şimdi? Hani siz evet, elbette beklemek lazım. Dediniz. Çünkü hani rüzgar... siyaset sahnesinde son dönemde birden hani dönebiliyor.
Yeni açıklamalarla birlikte ne olur acaba? Cumhurbaşkanı elinde gücü muhafaza ediyor hala. Yani o gücün hemen bir anda, yani Bülent Arıç'ın bu çıkışıyla oradan alınıp güç merkezlerinin saraydan başbakanlık merkezlerine aktarılması düşünülemez. Elbette. Ama belirli dinamikleri, belirli süreçleri harekete geçirdiği, işlettiği Bülent Arınç'ın belli. Çünkü dikkat edin, Cumhurbaşkanı'nın en güçlü olduğu noktalara vuruyor. Zayıf olduğu noktalara vurmuyor. Siyasette herkes rakibinin zayıf yerini yakalar, oraya vurur. Mesela yolsuzluklardan bahsetse, evet, ahlaki endişelerden bahsetse zayıf yerine vurmuş olacak. Ama Dolmabahçe mutabakatı gibi şu anda da yönetilen çözüm sürecinin veya Güneydoğu sorununun, Kürt sorununun paralelle merkezindeki paralelle mücadele gibi Cumhurbaşkanı'nın çok ısrarlı olduğu ve bütün devlet cihazını da buna göre seferber ettiği noktaya ateş ediyor. Hukuk, herkes rahatsız, gazeteler, basın baskı altında, ifade özgürlüğü yok. Ona o noktaya... O da aslında güçlü olduğu bir nokta. Özellikle evet, akademisyenlerin bildirisinden sonra terör örgütüne destek vermek noktasında yönelttiği suçlamalardan sonra ve Cumhurbaşkanı'nın hani o anlamda aslında geniş kitleleri o söylemle ikna ettiğini söylersek, bilmiyorum, yanlış, hatalı bir analizimi yapmış oluruz. Yok, çok doğru bir şeyi söylemiş olursunuz. Bakın dikkat edin, Türkiye'de kuvvetler ayrılığına uyulmadığı, yargıya müdahale edildiği, yargının bağımsızlığının ortadan kalktığı, yargıçların da verilen talimatlarla, savcıların da verilen talimatlarla hareket ettiği söyleniyor. Böyle bir eleştiri var. Kime karşı? Müdahale eden kim? Başbakan değil, hükümet değil. Cumhurbaşkanından bahsediliyor. Yani Cumhurbaşkanı ile ilgili böyle iddialar var. Ve Bülent Arınç, yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını, hakimlerin tehdit edildiğini, kararlarında korkunun bu tehditlerin izleri olduğunu, işte MİT tırları olayında hiç kimsenin içeride tutulmaması gerektiğini söylüyor. Ve bunları söyleyen Bülent Arınç aynı zamanda çok tecrübeli bir avukat. Evet, cübbemi giymek içimden geliyor mealindeki açıklaması da önemli. O az önce sorduğum soruyu, bilmiyorum siz cevap verdiniz de ben mi kaçırdım, bir kez daha sormak istiyorum. Abdullah Gül'le Bülent Arınç arasında bir bağlantı var mı yani bu açıklamalar bağlamında? Yani ben işte birlikte yola çıkmış bir ekip, kadro, birlikte yola çıkıyorlar. Önemli sorumluluklar, önemli görevler üstleniyorlar. Önemli badireleri birlikte omuz omuza, sırt sırta vererek aşıyorlar. Ve gelinen noktada bugün itibariyle diyorlar ki sen bizim bütün emeğimizin karşılığını bir tek kendin için kullanıyorsun. Yani kendi kişisel yönetimin için, kendi kişisel iktidarın için kullanıyorsun ve bizi de devre dışı bırakıyorsun. Bunu söyleyen herkes, yani bunu Cumhurbaşkanı dışında herkes söyler. Birlikte yola çıktı. İşte Hüseyin Çelik, AK Parti'nin kuruluşundan beri önemli bir isim, önemli görevler üstlenmiş bir isim. Sadullah Ergin, önemli bir isim. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı yapmış, herhalde AK Parti'nin geçmişinde iki numaralı isim. Bunların hiçbirinin sözü, fikri, önerisi şu anda iktidarda karşılık bulmuyor. Kimin iktidarında? O kişisel iktidar, eleştirdikleri kişisel iktidarda karşılık bulmuyor. Bunu eleştirirken Cumhurbaşkanı'nın da, yani Abdullah Gül'ün de aynı safta yer alması son derece doğal. Çünkü hepsinin ortak eleştirileri bunlar. Yani Bülent Arınç aynı zamanda Abdullah Gül'ün duygu ve düşüncelerine tercüman oluyor. Az önce şöyle bir analiz geldi, onu da size sormak istiyorum. Bülent Arınç hakikaten milli görüş olarak değerlendirildiğinde çok önemli bir isim. İşte bu yenilikçi hareketine Abdullah Gül'den çıkmıştır, Tayyip Erdoğan'dan çıkmıştır. O hareket Bülent Arınç'la başlamıştır. Bülent Arınç'ın bu siyasi geçmişini göz önünde bulundurursak, mesela şu anda AK Parti içerisinden hani böyle bir ayrılıkçı grubun veya işte ayrılıkçı hareketin ortaya çıkması gibi bir hani sürecin ilk işareti olarak değerlendirilebilir mi bu açıklamalar? Şimdi yani ben AK Parti'den çok önemli isimlerden hiçbir tepki gelmemesine... Mesela kimden gelmediğini... Yani işte mesela AK Parti'nin bir sürü bakanları var. Numan konuda... Kurtulmuş'a soruldu. Numan Kurtulmuş kişisel görüşleridir dedi, sorulduğu için. Numan Kurtulmuş girmedi mesela bu şeye, polemiğe, bu tartışmaya girmedi. Cumhurbaşkanı'nın danışmanları da dahil. Hükümette yer alan, Cumhurbaşkanı'nı temsilen hükümette yer alan isimlerden de AK Parti'nin işte grup başkan vekilleri, AK Parti'nin sözcüleri, onlardan da bir tepki gelmedi.
bir iki tane bakan, yani çok özel sanıyorum orada muhtemelen kendileri bu konuda görevlendirilmiş, baskı altına alınmış isimler bazı şeyler söylediler. Fakat AK Parti'yi temsil eden, AK Parti'nin kurumsal, örgütsel yapısını temsil eden bir tepki oluşmadı, ortaya çıkmadı. Bakanlardan da aynı şekilde, bakanlık görevi üstlenenlerden, ne işte Milli Eğitim Bakanı'ndan, Enerji Bakanı'ndan bu konuda bir şey çıkabilirdi. Şimdi bu tabii manidar bir şey ve şey tıkanıyor. Yani işte kişisel bir iktidar, buna karşı kurumsal bir iktidar. Şimdi zaman içinde bunun iktidarın iç dengelerini etkilemesini bekleyebilirsiniz. Ama iktidar bileşenlerinde bir değişikliğe, yani gücün saraydan alınıp hükümetin eline geçmesine fırsat vereceğini düşünemezsiniz yakın vadede. Ben daha çok Güneydoğu'da olup bitenlerle ilgili çok önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bülent Arınç bir de bu tür şeyleri çıkar söyler, sonra taşlar yerinden oynar. İşte herkes o oynayan taşlara göre vaziyet alır ve Bülent Arınç uzun bir süre susar. Hı. Muhtemelen yine böyle olacak. Fakat önemli olan nokta şu. Peki, bu konuyu isterseniz burada noktalayalım. Süremiz daralıyormuş, arkadaşlarım uyardı. ABAN toplantısını size sormak istiyorum. Demokrasinin Türkiye sorunu. Türkiye'nin demokrasi sorunu değil. Neden Türkiye'nin demokrasi sorunu değil de demokrasinin Türkiye sorunu oldu mesele? Evet, bu çok manidar bir başlıktı. Hı hı. Yani demokrasi kendi 2500 yıllık birikimi içinde Türkiye'de farklı sorunlar yaşıyor. Yani demokrasinin içinden çıkan bir sorun olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Türkiye'nin demokrasi tecrübesinden değil. Yaramıyor, çalışmıyor. Kavramlar, teoriler, mekanizmalar çalışmıyor. Evet, ABAN toplantısı 34. ABAN toplantısıydı ve ben başından beri ABAN toplantılarının müdavimiyim. Ve oradaki havayı yıl yıl takip etme fırsatım oldu. Bu seneki toplantı için çok umutsuzdum. Ortada bir korku, ortada bir baskı havası var. Yani düşünebiliyor musunuz? Otobüslerle yola çıktık. Hangi otele gideceğimizi bilmiyoruz. Çünkü otelin hangisi olduğu belli olursa ararlar. Önceden engellenir mi? İptal ettirilir rezervasyonlar. Daha önce başımıza geldi çünkü. Böyle bir manzarada gidiyorsunuz. Fakat ben şaşırdım. Oradaki toplantıdaki canlılık, umut, katılım, en önemlisi de cesaret insanı şaşırtıyor. Şimdi tabii karşınızdaki problem kişisel bir problem olduğu için bir kişi geliyor yönetiyor. Şimdi sabahleyin kalktığında yediği şeye göre duygusu, düşüncesi nereye doğru gidiyorsa ona göre yönetiyor. Yani bir kişinin denetlenemez, dengelenemez iktidarı ile karşı karşıya Türkiye. Bizim bildiklerimiz de hep teoriler, kurallar, prensipler. Bunların hiçbiri işlemiyor. Bunun getirdiği bir çaresizlik ve karamsarlık vardı. Yani tek kişinin yol açtığı ve tek kişiyle sona erecek bir sorunla uğraşırken otomatik olarak sizler anayasa konuşamıyorsunuz, kuralları konuşamıyorsunuz, prensipleri konuşamıyorsunuz. Ama yüksek bir bilinci, bilincin olduğunu, yüksek bir idrakin olduğunu ve büyük bir cesaretin olduğunu size söyleyebilirim. Anayasa mesela, anayasa yapılıyor, anayasaya karşı çıkalım diyorlar. Yeni anayasanın yapılacağı ortam yok. Herkesin fikri de bu. İşte başkanlık sistemini çıkartmak için bir manivel olarak kullanılıyor yeni anayasa tartışması. Niye girelim bu tartışmaya? Mevcut anayasanın kuralları uygulanmazken siz yeni anayasayı yapıp ne yapacaksınız? Anayasada hükümler var, mevcut anayasada uygulanmıyor. Yargı bağımsızlığı anayasa hükmü yok, uygulanmıyor. Yargıçlık teminatı anayasa hükmü uygulanmıyor. Bu da bir hukuki yani soru işareti aslında. Şimdi diyorsunuz ki uygulanmayan bir anayasanın olduğu bir dönemde yeni anayasa yapılması veya yapılan yeni anayasa. Hani burada bir bence hukuk sorusu bu. Uygulanmayan bir anayasanın olduğu bir dönemde siz yeni anayasa yapılır. Yeni anayasa yaparsanız mevcut iktidarın fiili yetkilerine meşruiyet sağlamışsınız. Olursunuz. Yani bakın ben anayasa yaptım, yeniledim de bunu, bununla yönetiyorum demiş olursunuz. Evet, yani bu ruh ABAN'da vardı, hafta sonu iki gün konuştuk bunların hepsini. Yani Türkiye umutsuz vaziyette değil, Türkiye bir kazaya uğramış gibi görünüyor. Yolun dışına çıkmış.
gibi görünüyor ama tekrar yoluna girecek. Yani nasıl girecek? Onunla ilgili de birkaç cümleyle bitirelim. Evet, yani bazı şeylerin yaşanması ve tüketilmesi gerekiyor. Türkiye askeri vesayet dönemini bitirdi. Şimdi kişisel bir vesayet, bir diktatörlük arayışı, bir otokrasi arayışı ile karşı karşıya. Galiba bunun da çare olmadığını, tek adamla bu ülkenin yönetilemediğini, tek adamla bir ülkeyi yönetmeye çalışmanın sürekli sorun ürettiğini, ülkenin en önemli değerlerinin, zenginliklerinin yok olduğunu tecrübe ederek öğreniyor. Bu tecrübenin yaşanması bile Türkiye'nin kendi sağlıklı reflekslerinin devreye girmesini ve Türkiye'nin yola girmesini sağlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Mümtaz Ertürken'e çok teşekkürler.